arkadaşlar. Bugün MediaMarkt'a geldik. Hisam'la elektronik eşyalar bakmaya. Hadi bakalım girelim. Bugün her yerde hangi burada arkadaşlar? Waibu TV, Netflix, tarifler Vodafone. Evet. Burası girişe geldik. Elektronik eşyalar. Biraz sonra göstereceğim ama. Evet, iPhone 15'ler. Evet. Sezon'a da yeni fetraklı telefon aldık. iPhone 15 Pro Max. Değil mi gülüm? Yanına getir. Bak, onun yanına getir. Çevir. Evet. 1500 lira arkadaşlar. Biz ne kadar taksitle aldık onu? 36 ay. 36 ay. 36 ay taksitler arkadaşlar. Ayda 43 euro ödüyorsunuz. Güzel. Fetra da ayrıca 20 euro. Kaç? 35 gigabit internet var. Telefon sınırsız. Almanya için tabii. Ve EU. Teşekkür ederim yine. Bir şey diye karıcığım. Burası da Samsung bölümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galaxy S23 1329 euro. Yine 156 GB zamanı 1099 euro. 850 euro. Bunların gigabitleri değiştiği için fiyatları değişiyor. Bak kızım şu telefonun güzelliğine bak. Bu kaplamalı. Bu açılıyor. Bu bükülen telefonu. Bunun fiyatı kaç var? 1319 euro. İşte güzelmiş. Yanındaki 2019 euro arkadaşlar. 512 GB olan şu. Fena değil ama iPhone daha çok tutuluyor. Arkadaşlar bunlar da iPad Pro'lar. Şu anki yeni fiyatlarını bilmiyorum. Koymamışlardı fiyatları. Benim öğrenci kızımı aldığımızda 1500 euro civarındaydı. Evet. 1495'ti galiba. Bunlar biraz daha küçük yere. Bunlar eski modelleri. Bunlar tabii ki daha ucuz. Ama çantada taşımak için de küçük ideal. Ha bak bu iPad mini de güzel bak. Hı. Hani insan her yere pratik götürebilir. Ama bunlar da yine 809 yerden aşağı değildir. Fiyat koymamışlar. Tabii bilgisayarlara bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 türlü iPad var. Yani büyük olanları artık onlar daha hani bilgisayar. Bunlar MacBook Air'ler. Benim küçük kızım mı istedi bunlardan? Bu Air eski modeli. Pro modellerin yeni. Ama bakın Air modeli 1499 euro arkadaşlar. Evet bunların fiyatı var. 1999 diyor. Bu yeni modeli. MacBook 1999. Bak. Bak şurada fiyatı. Gösterdim. Şunlar da güzel. Yani bu ev için. Ev için ideal. Çalışman için en güzel şey. 1829. Arkadaşlar bunlar bende yok. Sadece çocuklarımda var. Benimki eski. Seninki neydi bu abi? Çoğu programı yapamıyorum. Ama çocuklar okulda kullanıyor. Hayır gülüm. USB'ler diyor ki bunlar olmuyor diyor. Abi ya. Bakın bu da 1829 euroymuş arkadaşlar. Üzerinde 256 GB var. 512 GB olanı 2059 euro. Hmm. Ama güzel. Bakın. MacBook Pro. Aynen. Bakın arkadaşlar bunlar da normal bildiğimiz laptoplar. Mesela Asus'un varmış bir tane. Bakın 249 euroya düşmüşler. Şu gördüğümüz bilgisayarı. Bunun yanında yine Amerikanların Lenovo var. 249 euro. Bak bunlar biraz oyun için. Bak Nitro 5. 1199 euro. 200 euroya da ayrıca kutu şem veriyorlar. Ha, bunun yanında yine bu biraz daha eski modeline benziyor. Acer'in 999 euro. Nitro 5. Hmm.
Bunlar oyunlar için çok güzel. Yine bunun yanında kapey var. Benim kızlar da bir oyun aldırdı. Hiç oynamıyorlar vakit bulamıyor. Oynayamıyorlar gerçekten. Emesi yine bu da oyun için. Bu da çok güzel. Bak yine Asus 549 euro. Bu biraz daha büyük tabi. Altta çantaları da var hepsi. Bunlar son olarak büyük. O yüzden biraz daha pahalı. Bakın. 749 euro. Yine Acer'im var. 600. 69 euro. Bakın bunların biraz daha şeyleri kuvvetli. 1149 euro. Yine Acer'in. 499 euro. Bu bayağı eski galiba. Fiyatında. Eski modeller ucuz. Hmm. Yeni modeller pahalı. Bunlar da Chromebook'lar. Bunlar da güzel. Bak Medium markası. 1429 euro. Hmm. Yine 949 euro HP'nin. 500 euro düşürmüşler. Düşürmüşler. Hangi bu? Biliyorsun her şeyin hangi burada öyle. Bakın ha, Google'un ürünleri var. Chromebook'lar var bakın. Ha, çantaları var. 27 euro. 23 euro. 26 euro. Öyle gidiyor. Evet, oyun oynamayı sevenler için. Sandalyesi 369 euro. Bakın. Kurumlu. 949. 949 euro. Aslında şirme de güzel. Güzel. 26 euro. Ne varmış? İzinmiş. Masa var 449 euro. Yani özel tablet oyunları. Bunlar çocuklar için. Yine bunlar da aynı MacBook, AirBook gibi. Bunlar biraz daha ucuz. 229 euro. 189 euro. Arkadaş bunlar da Galaxy'ler. Galiba şu anda şeyden sonra Apple'dan sonra en iyi. 4 yıldız vermişler bunlara. Bunlar güzel. 389 euro galiba bunun kurulumu da büyük. 209 euro bu. Yine onun yanında S9 yaklaşıyor. Bunları fazla bilmiyorum ben. S9 FE. Hmm. Bu 994 euroymuş. Ya buna 5 yıldız vermişler. Ha burada daha büyüğü var. Oo, bu bu. S9 Ultra'ymış arkadaşlar. 1300 euro. Evet burada da pocket book'lar var. Bu Tolino bu. Kızların da vardı bu. Çok güzel. Kindle var. Ya Kindle'ı bilmiyorum ama ben Tolino kitap almıştım. Okumak için bunlar. Çok güzel. 16 GB bilgisayarım diye kendi sesini de aldırabiliyorsun. Kaç? Güzel oluyor. Evet arkadaşlar burada da dijital kameralar var. Alfaların Alfa 7 1599 euro. Bunlar Alfa 5400'müş arkadaşlar. Şu 789 euro. Radikal indirim varmış. 1399'dan 1039'a düşmüş Canon. Sony 1383 euroya düşmüş. Bak sadece bu body diyor. Hmm. Bunda objektif falan yok içerisinde. Yine 1383 euro. Bak bu Tomron'lar var burada. Daha bunlar eskiden normal dijital değilken çok kullanmıştım arkadaşlar. Tomron güzel. Denizin içi için var. Bakın Fuji'ler 1119 euro. Bunlar da action kamera 89 euro. 114 euro. Değişim. Bak su altı içimli. Kaç para? 31 euro. Bak neler var. Ha, DJ'ini varmış bak bunlar. Şimdi
Osman var. ...1289 lira galiba bu en iyisi. Bunlar da Xbox'lar arkadaşlar. Biliyorsun bu neymiş? Seri S serisi, S serisi. 299 lira. Bunlar yeni modelleri. Bak 1 TB SSD kartası varmış içerisinde. 489 lira. Lara kaça almıştı? Benim kızlarımın oyun şeyi 339 lira. Bunlar hiç değişmemiş gülümü. Aynı fiyat. Bir yıldan beri aynı para. Geçen sene bunlar indirmiyorlar maalesef. Şunlar niye uygun? 289. Bunların içerisinde oyun yok. Bunlarda oyun vardır içerisinde. ...288 lira. Bunların içindeki oyunlarına göre fiyat değişiyor. Sadece instalasyonu için yani bağlaması için 19.90 sen istiyorlar. Bak yine oyun kaç paraymış? 62 lira böyle oyun var. Arkadaşlar bunlar da PlayStation'ın en son modelleri. Spider-Man var. Son günlerde Spider-Man yine film var bir tane. Bu ama ikisi. 499 lira. Komplet paket değil mi? Bu 5'i. Benim kızlarımda 4'ü var. 549 lira. Ama bunlar dediğin gibi 499 lira. Bunların içindeki oyunlarına bağlı. Ona göre. Hemen arkamızda da Switch'in oyunları var. Bir tanesinin fiyatına bakalım dur. Bunun fiyatı 39.99'muş. Ama ileride 19'a var. Ha, Shrek'in filmi var, güzel değil mi? İleride Mario yeni şeyler var. Sıralaması var. Dur bak. Super Mario. Bu kaç paraymış arkadaşlar? 36 lira. Ama bu bir yıla geçti, ondan ucuz. Bu 49, bu yeni geldi. Bunları takip etmek zor. Sürekli yeni yeni oyunlar çıkıyor. Ha, bunlar oyunlara bak, gördün? Bak bu 54'müş. Top 1'den top 10'a kadar gidiyor. Ha, top, bak sport modeli. Ama çoğunlukla Mario. Dikkatini çekeyim mi? Son zamanlarda en aktüel olanların bir tanesi. Devamlı. Hiç modası geçmiyor. Sing. 59-60 lira. Yani 30 liradan aşında altında evet, oyun yok. Şunlar nasıl? Bunlar mı yok kaç kadar? Burada da Harry Potter'lar var. Harry Potter sevenler için. Ben birkaç bölümüne bakabildim sadece. Ama Disney Plus'ta hepsi içerisinde. Evet, İtalyanların en meşhur Jura markası. Hakikaten bu kahve makineleri top 1'de. 2299 lira arkadaşlar. Şu gördüğümüz makine, bakın tersi de güzel çıkmış. Bu neymiş? Bu da Euro. 1199 lira. Biraz daha farklı modeli. Burada 1699 lira. Ama kahve de hakikaten onların güzel oluyor. Bakın. Bu da 1649 lira. 1589 lira. Hah, benim gibi garibanlar için 971 lira. Yine pahalı ama olabilir. Yine bunlar da galiba Fransız malı. 1599 lira. 799 lira da var. Bak espresso maşini. Ama bunlar da güzel.
Kafe bizim iş yerinde bir tane böyle deli okneyi var. Kaç yıldan beri bir şey olmadı. Ama böyle değil. Şeylerde şunlardan. Bak burada Prius var. Arada içi temizleniyor canım. Bunlar temizlenmezse bunlar içemez. Sağlıksız olur. Ha bak bunlar 499 lira arkadaşlar. 599 lira. Her keseye göre değil mi? Ama bazıları hakikaten çok güzel kahve yapıyor gibi. Siemens'in var. Ya bunlar da kahve üretmek için. Ayrıca. Kahve sevenler için güzel bir şey aslında. Bak arkada şeyin de var. Krups. Krups markasının da var. Bunlar da güzel. Bak, bak şu Krups'u. 869 euro. Euro var. Bak yine Euro'nun en hızlı var bak. Gördün iki tane. Yan eski yana. Eski modeldir belki bu. Olabilir. Dijital. 600, 700, 800 lira. Fiyatlar değişiyor. Ama bunlar da güzel yine. Siemens'in bak o da güzel. Siemens'in 929 lira. 1619'dan düşmüş. Satamayınca ne yapacak abi gülüm? Pahalı. Bunun kahvesi güzel ama makinesini bilmiyorum. Yine Philips'in var bak Tesla kod çıkmış. Yine bildiğim markayı alacaksın da. Siemens var. 577 değer. Hani şey vardı ya. Neydi dün akşam baktığımız? Ha bir program bakmıştık orada. Fatih Siemens. Neydi? Adını unuttum. Fatih Altaylı'nın programında vardı. Reklamını yapıyorlardı. Siemens. İşte bu makine bak. Evet. 499 euro. İndirimi ama bak bu tür makineler bunlar daha güzel. Bunlar evet. Bunların içerisinde şey durup var. Durup ne oluyor Türkçesini bilmiyorum da. Basınç. Basınç var. Basınçta olan makineler daha güzel. Bak bunlar. Özel. 699 euro. Arkadaşlar kahve makineleri çok. Bakın. Black Friday için yapmışlar bunu da. Yine Siemens'in. 769 euro düşmüşler. Fiyatı 1569 euroymuş arkadaşlar. Bugün evet. Özel. Haftaya. Haftaya cuma. Bekliyorum. Yine Euro'nun 888 euro. 549'a düşmüş. Evet. Hamur makinelerimiz de var. 549 euro, 455 euro. Mikserler var. Burada blenderlar da var. Brown'un, Bosch'un. 59 liraya var, 70 liraya var, 97 liraya var, 34 liraya var, 26 liraya var, 12 liraya var, var da var. Evet arkadaşlar, pizza makinesi. Evde pizza yapmak isteyenler için, bakın, 99 lira. Yine Tefal markasının grill. Ama ağır bu, güzeldir. Güzeldir. 124 euro. Tost yapması güzel. Biraz daha büyüğü. 129 euro. Bak bunda balık, et, her şey yapabiliyorsun. Hı. Yine brown'un varmış bak. Hamburger falan yapıyorum. 88 euro. Hamburgerin dikiş makinesi. Evde kullanma için ideal. 179 euro. Bunlar neymiş? Bunlar da buhar ütüleri var. Bakın Tefal'ın ütüleri var. 129 euro. Brown'un var yine 129 euro. Philips'in var 55 euro. Buharlı ütüler. Tefal'in o 377 euro. Aa yine Philips'in de 339. Bakın arkadaşlar 46 euro'ya Philips ütü var. Tefal'ın var 62 euro'ya. Ben Tefal'inkini çok beğeniyorum, bilmiyorum neden. Güzel oluyor değil mi? Güzel. Yine Tefal'ın buharlı tüsü 224 lira. Bak 229'a düşürmüşler. Onlar... Ve bunlar tankla da büyük. Bakın 23 liraya ütü var. Dekarlar için bir de. 15 liraya bile gördüm. Bak, bak 15 liraya ütü var. Evet arkadaşlar. Süpürge makinelerine geldik. Bakın 339 euro. 299 euro. Miele'nin. Bunlar Miele'nin. İnan ki tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Biz yıllardır kullanıyoruz.
bozulmak da bilmiyor. Bizimki de hem enerji tasarruflu. Aynen. Ses yok, fazla gürültü yapmıyor. Onun yanında Bosch var, 189 euro. Yine yanında Siemens var, 159 euro. Arkadaşlar bunlar da galiba özel. 599 euro. Bakın süpürgelere, bunları bilmiyorum. Bilmiyorum bunları, ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum, neden? Yani. Bir de bunu. Ama memnun olanlar da var. Yani 174 euro var. 249 euro, 299 euro. Bakın ama arkamda da var güzel şeyler. Bunlar sucuğum şey. Yerdeki pislikleri içerisine topluyorlar. Bak, sulu dolanlar var değil mi bunların? Hı-hı. Bak şu mesela. Bak Noy'un bile yapmış. Hı-hı. Bu Çinliler geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. 264 lira. Bak Philips'in de var bunlar da. Bunlar hijyeni mi acaba? Bak sergi çıkmış. Bak bu içinde biriktiriyor. Kaç paraymış? Kullanmadık bilmiyorum. 244 lira. O yüzden sevmiyoruz diyoruz ama biz diğer türlü kullanmayalım. Biz eskisinden gidiyoruz. Yenisiyle geçemedik. Ha bak burada Dyson'ı varmış bak. Ha bak bu güzeldir. Ha bunlar biraz da pahalı. 777 euroymuş şu. Of. 777 euro, 949 euro. 299 euro. Bunlar sulu galiba. Evet arkadaşlar, bunlar da hava temizleme için, soğutma için, VLAN'lı. Bakın 779 euro. 599 euro. Bunları klima içinde kullanabiliyor mu acaba? Luftreiniger, yani, Hess Luft'a diye. Sıcak da veriyor. Sıcak veriyor. Hmm. Ama güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, çamaşır makinelerine geldik. Bakın Siemens'in 499 euro. Bu modelindeymiş. Smart. 549 euro. Bakın normalde 658 euroymuş. Önümüzdeki hafta 549 euroya düşecek. Bu da 749 euro. Biraz daha büyük galiba. Kaç litrelik bu? 9 mu? 9 kilogram mı? Evet. Ha, bunun yanında Bosch'lar var. 549 euro. 1000 eurodan düşmüş. Arkadaşlar biz Bosch markasına inan ki çok kullanımlı olarak görüyoruz. Bilmiyorum. Siz hangisini seviyorsunuz ama. Bundan önce başka bir marka aldık. Çabuk bozuldu. Trommel. Tekrar gittik. Bosch markasına geri döndük. İşte bizim şimdi. Bizimki böyle mi? Aynısı mı? Aynısı. Bak hijyeni plus ekstra kursu. Bak 689 euro. Biz ama 700 eurodan fazla etli mi aldığımızda? Tamam. Şimdi indirimi indirim geçmiş. 1200. Bizimki de indirimdeydi o zaman. Hep indirim yapıyorlar. Bilmiyoruz ki fiyatlarını. Biz indirim almıştık. 719 euro. Boş çamaşır makinesi. Evet arkadaşlar. Almanya'da Beko. Bakın. 379. Büyüklüğüne 379 euroya düşürmüşler arkadaşlar burada. 829'dan düştü. 829 euroymuş ilk geldiği fiyat. Hemen yine yanında biraz da büyük, biraz da başka modeli. 599 euro arkadaşlar. Beko. Yine Samsung'lar var. 629 euro. Bizim eski marka Gorenia. Gorenia. Hakikaten yıllarca bunu kullandık. Bunun içerisi güzeldir. Bakın. Oldukça büyük. Bak altta özel sebze yerleri var. İşte özel büyük. LG. İçerisinin büyüklüğüne bakın makinenin. Bakın bir de su tarafı. İçerisi çok büyük. 1249'a düşmüş. Bir de su yerini açalım. Bak. Su deposu burada galiba. Altısı güzel gözüküyor. Güzel. Kaç paraymış? LG. 1249 euro. Yine yan, hemen yanında Samsung var. Bu da aynı para ama Sivek aynıdır. Bilmiyorum. Açalım. Biraz daha farklı ama aynı. Büyük ebat aynı gibi değil. Kalabalık aileler için. Yine
Corendi markası. Bakın. Beko da var. 599 euro. Ha bu enteresan. Bakın arkadaşlar Beko. Aç gülümseyesini. Öbür tarafını açıver. İkisini beraber aç. Büyüklüğünü görelim. Bakın. Bu büyüklükte. Fiyatına da bakalım gidin. 679 euroymuş arkadaşlar. Almanya'da Beko. Bakın. Önceki fiyatı 789. 1469 euroymuş arkadaşlar. Önceki fiyatı. Şimdiki fiyatı 679 euro. Evet arkadaşlar. Çamaşır makinesinin kralına geldik. Bakın Miele. 1749 euro arkadaşlar. Bakın hemen yanında bir daha var. Bu da 1619 euroymuş. Miele modeli. Bakın. Yanındaki biraz daha farklı herhalde, model olarak farklı. 1099 euro. Evet, mikrodalgalara gelir arkadaşlar. Geçenlerde videomda yine konuşmuştum. Eskiden vardı bende çok büyük bir tane mikrodalga. Hem grill yapabildim, en son bunu aldım. Ama ne yalan söyleyeyim. Bizim istediğim gibi olmadı diyelim. Kötülemek amacıyla. 120 euro almıştık. 199 euro. Sadece yemekleri istiyor. Yemekleri istiyor, başka bir şey yok. Bu belki iyidir. Ya bunlar programla, bunlarda bir şey olmuyor. Böyle grill varmış. Açalım içerisini. Bu fena değil, biraz büyük ama. Bak şöyle tepsisi var. Ne güzel. Pasta yapmak için. Fazla çeşit yok bugün. 10 sene garanti değil. Televizyonlara geldik arkadaşlar. Bakın Philips'in 799 euro. Kaç ekranmış bu? FK var. Kaç? 126. Yine hemen yanında Sony var. 1500 euro. Valla hissense diyorlar, onu bilmiyorum bakın. 599 euro arkadaşlar. 84 KV'likmiş. Büyük ekranı 139'muş arkadaşlar. Yine Sony'nin 1329 euroya düşürmüşler. 1799 euro'dan. Burada biraz daha küçük yere var. Hemen solumuzda yine büyük var. Bakın. Bunun fiyatı nerede gözükmüyor? Aşağıda eski model. 1248 euroymuş bu. Arkadaşlar bu da Philips'in 848 euro. Gördüğünüz gibi 132 164'müş arkadaşlar. Büyüklü. Bunun yanında yine büyük var. Bu kaç para? 698 euro arkadaş. Bak. 10 ay taksit alıyorsunuz. 59.90 ayda ödüyorsunuz. Bakın 765 euro. Bu ne markasıymış? Samsung. Ayda 66 euro. Bak. Maşallah. Evet sevgili arkadaşlar, yanımızda dönerci kokusu geliyor ama döner yemeyiz, evde yemek yapacağız çünkü. Evet bugünkü medya markamız bu kadar arkadaşlar. Herkese bizi izlediği için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Eğer videomu beğenirseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Like. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.